4 Haziran 2021 Antalya Aksu Pınarlı'dayız. Evet. Yanımızda rekor gelişim müşterimiz Mehmet Durdu. Vernes Tarım'dan ziraat mühendisi Murat Vernes. Bu sırada Mart ayında dikimleri yapılırken tabandan rekor gelişim kullandık. Merhaba, hoş geldiniz. Evet. Neler gördük? Fidanın gelişiminden sürecin devamına doğru bir kısaca özetleyebilir miyiz? Ya benim arazim 2000 metrekare. 2000 metrekarede 1000 metrekaresine rekor arazi gelişim. Arazi Pınarlı planı. Neresi diye geçiyor burası? Aksu. Aksu Pınarlı. Pınarlı. Bir muhit ismi var mı? Onu da söyleyin. Bölge, mahalle anlamında, şey anlamında. Çamköy, Pınarlı. Çamköy diye. Tamam, devam edelim. İşte fidanlarımızı diktik. Diktikten 10 gün sonra, 15 gün sonra diğer bir dönümde fidanların alçaklığı, yüksekliği olduğunu gördük. Şimdi iki dönümün bir dönümünü sadece kullandık. Evet, evet. Onun da sebebi şu, uzun yıllardır seyrediyorduk. Aynen. Dedik ki bir deneyelim, görelim. Evet, internetten gördüğümüz bir üründü zaten. Bir dekara kullandık. Mart ayında kullandık. Dikim yaptık. Evet. Daha sonra ürünün daha iyi geliştiğini, oturakta gittiğini gördük. Diğer tarafta ise biraz dalgalanmalı, sıralar farklı farklı olduğunu gördük gelişiminde. Tamam. İşte döl araları falan nasıl oldu? Yani orayla burayı kıyasladığınızda. Yani oralarda ilk gelişte mesela döl aralarında biraz daha geniş döl araları. Yani burası daha dar, orası geniş. Evet, aynen. Şimdi Mart ayında bu sene bir de hava iklim dengesiz gitti biraz. Evet. Her zamanki gibi. Şimdi bugün 4 Haziran'dayız ama hava hala geçen ay bir sıcak bir soğuk. Bir sıcak bir soğuk, hatta 2 gündür gene bir serinledi. Tekrar ısınıyor. Evet. Bir stres var. Ama bitkide tepe yürümesi vesairesi, bunlardan bahsedelim. Çatallanması. Tepe yürümesi, çatallanması, tutması buraya oraya göre daha düzenli, daha düzgün. Bir de Murat Bey de kontrollerini yapıyor. Yani renkli anlamında da renk farklı evet, olduğunu. Evet. Renk farkı yaprakları var. Ağaçların siz de şöyle gelin. Yapraklarında renk farkı vardı. İsim neydi? Canip Durdu. Canip Bey. Rekor gelişimi kullandığımız bölgede daha koyu yeşilken diğer taraflarda açık sarı daha renkteydi. Açık. Yani bu da klorofil oluşumunun evet, bitkinin daha fazla olduğunu. Evet. Bitkinin beslenmesinin daha fazla olduğunu gösteriyor bize burada. Hı-hı. Bu yıl gübre kullanma oranında da düşüklük. Yani şöyle diyelim. Oldu. Toprakta kök sistemi çalışınca vermiş olduğunuz gübrenin alım oranı daha da evet, artıyor. Daha faydalı ve dolayısıyla gübre ihtiyacınız da azalmış oluyor. Aynen. Aslında fazla gübre evet, vermiyorsunuz, verdiğinizi aldırabiliyorsunuz. Siz aynen, ne söyleyebilirsiniz? Ya, şimdi rahatlatıyor yani. Rahatlatıyor. Evet, toprak, fidan gelişimi konusu. Evet, fidan gelişimi konusunda da güzellik var. Güzel. Efendime söyleyeyim, toprağın alım gücünü. Su emmeyle alakalı. Evet. Suyun emilmesi, sulama aralığıyla ilgili. Evet. Onun emmesi için yani toprağı kapatıyor. Atmadığınız yere göre nasıl şu an toprak durumu sizce? Ya, burası vallahi şu anda yani tam keşfedemeyiz de. Hı hı. Ama yani meyve iridiyor. Mesela burada meyve eritmede sıkıntı yaşıyorduk sürekli. Hı. Sürekli yaşadığımız bir sorundu. Bu sefer yani bu ürünü kullandıktan sonra böyle bir sorun yaşamadık. Çeşitle söyleyelim mi? Çeşitimiz Verti. Şöyle gidelim biraz göstererek alttan, alt kızarmış döllerden. Devam edelim. Siz anlatmaya devam edin. Yani renk sorunu da kırmızı olarak renkler de güzel. Aha. Renkler de güzel. Problem geliyor. Yaşamıyoruz renkten dolayı. Burası aynı zamanda bir alçak sera. Çok şöyle, evet, şöyle duralım. Seramız klasik bir sera zaten. Bu tarafı, sol öyle tarafı da gösterelim. Modern bir sera değil. Yani seranın çatı yüksekliği alçak. Evet, doğru modern mu? Bir sera değil. Yer eski tip. Da alçak. Hmm. Basık arazi bir arazi. Peki bölge olarak kışın şey durumu nasıl geçiyor? Ya şimdi şöyle bir şey var. İklim Mart durumu. Mart ayı yani bahar ekimiyle kış ekimi her şöyle zaman durum değişir. Kışın ekran biraz daha yetiştirmek zor olur. Hı hı. Hani baharda derler ki mesela çiçek ne versen alır zaten ürün diye söylerler. Önemli olan zaten ürünü kışın yetiştirmek. Evet, çünkü parayı biz kışın kazanıyoruz. Aynen. Yok zamanı. Evet. Var zamanı zaten var. Ya doğru işte mu? Bu ekimden sonra kullanırsak mesela aha, bir tarafı öbür tarafta anlayacaksın. Onu. Peki. Evet. Onu anlayacağız. Yani izliyorduk, gördük şu anda izlediklerinizi gördünüz mü? Karşıladı gördük mı yani? Farkını gördük. Şimdi tavsiye eder misiniz da, en azından? Sonu da bizi memnun ederse eğer. Hı-hı. Şu görüntüde zaten edecek ha, gibi görünüyor. Memnun ederse tonaj bakımından. Hı-hı. O zaman şimdi mutlu oluruz. Ürünün de kaliteli olduğunu beslenebilen, söyleriz yani. Kökten beslenebilen bir bitkide zaten meyve doluluğu, iç hacim doluluğu zaten evet, fazla oluyor. Bunu bütün yıllardan beri söylüyoruz. Aynı kasada mesela buradan bir kasa yapın, oradan bir kasa yapın. Tarttığınızda arasında bir %10
mutlaka fark oluşur. O bile yetiyor evet. yani. Aynen, evet. Aslında olabilir bu büyük yani. Astronomik rakamdır yani söyleyeyim. Evet. Olabilir. Murat Bey, siz var mı ekleyeceğiniz? Burayla ilgili gözlemleriniz vardı. Benim de burada eklemek istediğim şey, dediğim gibi burası biraz alçak sayılabilecek bir sera. Nasıl bir dezavantajı olur alçak seranın? Mart ayında dikildiği için bu sera içerisindeki sıcaklık değerleri bitkinin stres yaşayabileceği seviyelere çıkabilir. Müsait hale getiriyor. Bu aşamada rekor gelişimin toprakta kullanılmış olmasıyla su dengesini iyi sağlayarak köklerin bitkiye yukarıdaki meyve ve yapraklara dengeli bir şekilde suyu iletmesine yardımcı olacağı için evet. rahat bir sezon geçirmesine olanak sağlayacaktır. Ki bu da Anladım. Zaten gerçekleşmiş gözüküyor. Benim bundan 12 gün önce yaptığım ziyarette burada yaprakların koyu olduğunu, meyvelerin renginin yine koyu olduğunu, tutuş şeklinin de gayet iyi olduğunu görmüştük. Evet. Bugün geldiğimizde de renginin, meyve renginin gayet iyi olduğunu da müşahede ettik, gördük. Şu anda her şey iyi gidiyor gözüküyor. İyi ki gidiyor gözüküyor. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları biraz daha artacakken toprak neminin ve şeyin önemi daha da ön plana çıkıyor. Ön planda. Biz burada yine rekor gelişim sayesinde başarı sağlayacağımıza inanıyorum ben de. Tavsiye eder misiniz Mehmet Bey? İlk gözlemleriniz, kullandınız. Yani öncelikle Aksu Türkiye'deki yani. Seracılara. Tavsiye ederiz. Siz, bize bu ürünle tanıştıran Vernez Bey'e de teşekkür ederiz yani. Tavsiye ederiz yani. Şöyle tavsiye ederiz. Biz bu şeyi gördük. Farkı gördük. Evet. Farkı gördüğümüz için, öbür tarafla bu tarafın farkını gördüğümüz için biz bunu üreticilere tavsiye ediyoruz. Kullanması için tavsiye ederiz. Şimdi bizim ama dediğim gibi bunu evet. yani ya biz, bu Ekim'de bilemediğimiz gibi öbür Ekim'de oraya kullandığımızda daha açık ve net olacağını. Şimdi zaten aynı serada aynı çeşit. Zannediyorum yani. Aynı çeşit. Biz bu ürünü kullanarak sadece rekor gelişim ürünü kullanarak bunu yetiştirmedik. Diğer ürünlerimizde zaten şöyle, kullandık. Şimdi şöyle onu şöyle özetliyoruz taban tabii ki. Taban gübrelerimizi kullandık. Burada gübreleme, taban gübrelemesi, koruması vesairesi Aynen. işçiliği mutlaka olacak. Burada her şeyin aynı olduğu yerde bu bölümde sadece rekor gelişim var. Arada bir fark var. Evet. Her evet. şey aynı. Bu da size zaten o pozitif sonucu gösteriyor. Evet. Biz teşekkür ederiz. Seranızı gezdirdiniz. Bol bereketli olsun. Biz İnşallah bir dahaki sezonlarda. Amin. Size tavsiyemiz tabii ki rekor yaprak gübresi ve rekor damlama gübresini de mutlaka kullanmanızı öneririm. Evet. Program halinde evet. spesifik ürünlerdir. Alacağınız, aldığınız sonuçların daha iyisini ve daha devamlı şekilde olmasını sağlar. Ya, ve kazancınızı arttırırsınız. Gibi, öbür tarafta da biz bunu kullanmayı yani istiyoruz. Yani şöyle istiyoruz. İnşallah. Burayı kullandık yani buradan. Burada denedik. Bir şey öğrenememiş gibi görünüyor normalde. Hı hı. Yani, ama işte normalde öyle demeyelim. Ha, neden öyle demeyelim biliyor musunuz? De, öyle demeyelim de. Şöyle her şeyin aldığı aynı olduğu bir yerde bakın daha değerlendirmeyi. Şimdi bakın evet. burada kış dönemi yapıyorsunuz bu işlemi. Zor dönemde. Murat evet. Bey az önce onu anlattı. Her şeyin aynı olduğu bir bütünde farklı sadece rekor gelişim kullandığınız yerde fark görüyorsunuz. Ha, fark gördük yani. Bu buna bağlı yani. Bu başka bir şey gördük. Atmadıysanız evet. her yere attığınız Hayır. şeyden. Gübrelerimiz her türlü aynı. Biz, değişiklik bir şey yok. Fark sadece. Bütün Türkiye'ye selamlarımızı gönderiyoruz. Üreticilerimiz izleyecekler. Aynen. Herkese selamlarımızı herkese selam olsun. Sunuyoruz. Kolay gelsin. Bütün çiftçilerimize selam olsun arkadaşlar. Sağ olun.